Merhabalar. Bu videomda gece fotoğraf çekmeyi göstereceğim. Pro Mod'da. Telefonum Redmi Note 8 Pro. 128 GB olan modeli. Sırayla göstereyim. Telefonun bu ayarını öncelikle Pro Mod'a getiriyoruz. En alttaki otomatikte kalıyor. F değeri otomatikte kalıyor. Onu çıkartırsak netlik bozulur. Bu şekilde. Netliği otomatik ayarlaması lazım. Otomatiğe getirdiğimizde kendisi otomatik ayarlıyor zaten netliği. Enstantane orton ve şartlara göre değişir. Düşürtürsek daha karanlık çıkar. Yükseltirsek bu şekilde daha aydınlık çıkar. ISO'yu yükselttiğimizde parlak çıkar ama karıncalı çıkar. Düşürttüğümüzde daha karanlık çıkar ama daha net bir fotoğraf çıkar. Karıncalı çıkmaz. 200'de kalsın. Enstantane 8 iyidir. Şu diğeri de otomatikte kalması lazım. Bu şekilde bir tane çekeyim. Evet, bu şekilde fotoğraf elde edebiliyoruz. Bir tane normal fotoğraf da çekelim. Elim oynadı biraz. Normal fotoğrafta bu şekilde karıncalı, buğulu çıkıyor. 64 MP zaten hiç iyi değil. Yapay zekası olmadığı için portre, bu da gece modu. Gece modunda da Pro modu kadar güzel fotoğraf çıkmıyor. Bunların öncesinde telefonun sabit bir yerde durması lazım. Net bir fotoğraf çekebilmek için. Şu şekilde açıyı da değiştirelim. Daha karanlık bir yeri göstereyim. Ben bu şekilde burayı çekelim. Enstantaneyi biraz daha 16'ya alalım. ISO'yu da 400 alalım. Daha karanlık bir yeri bakalım nasıl çekecek. Şey 16 saniye boyunca tek bir fotoğraf elde ediyor. Ortam ne kadar karanlık da olsa istediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Gökteki yıldızlara kadar hepsi görünüyor. Bir 64 MP'de çekmeyi gösterelim. Her şey otomatik zaten. Şurada 64 MP'ye bastığımızda otomatik fotoğraf daha kaliteli çekiyor sadece. ISO'yu düşürtüyorum. Enstantaneyi 8 alıyorum. Bir tane de böyle çekelim. Bunda iki tane yaklaştırma oluyor. Daha kaliteli bir fotoğraf olduğu için karıncalanması çok az. Bu şekilde net bir fotoğraf elde edebiliyoruz. Bir de normali alalım. Şunu değiştirelim. Netliği elle ayarladığımızda böyle fotoğraflar elde edebiliyoruz. Bu şekilde bir tane çekelim. Bakalım nasıl çıkacak. Netliği elle ayarladığımızda da böyle buğulu fotoğraflar elde edebiliyoruz.
Bu şekilde teşekkürler, iyi günler.